Yılın ilk haber ötesi programına Kahramanmaraş valimiz Vahdettin Özkan konuk oldu. Kent adına yaşanan gelişmelerin birinci ağızdan konuşulduğu Aksu İsti stüdyolarında Vali Özkan FETÖ operasyonları, huzur ortamının tesisi gibi konularda ayrıntılı bilgilendirme yaptı. 15 Temmuz memleketimizin birliğine, bütünlüğüne yönelen terör, yaygın terör faaliyeti sadece bir askeri darbe değildi. Bu terör faaliyetinin durdurulması yönünde belki tarihte ilk olarak milletin topyekün haykırışı, topyekün ayağa kalkışı ve topyekün bunlara bir sille vurmasıyla durduruldu. Kamunun içindeki, ordumuzun içindeki vatanperver neferler, subaylarla beraber, polisimizin içindeki memleketperver insanlarla beraber, vatandaşımızla beraber bunlara dur denildi. Vali Özkan FETÖ ile mücadelede geride kalan 1,5 yıllık süre içerisinde kaç kişi tutuklandı, kaç kamu personeli açığa alındı tek tek bilgilendirdi. FETÖ ile mücadele Kahramanmaraş iline baktığımız zaman şimdiye kadar 1138 tutuklama var. İhraç edilen kamu birimlerinden ihraç edilen personel 2128. Adli kontrolle serbest kalan 1115. Yine açığa alınan aşağı yukarı 2431 kamu görevlisi var. Bunlardan iade olan 387 kişi var. Tabii mütemadiyen olağanüstü hal bürosuna verilen dilekçeler var. Şimdiye kadar özellikle başbakanlıktaki ilgili komisyon kurulmadan önce evet, 3000 abi. Civarında bir dilekçe, valilik olağanüstü hal bürosuna verilen dilekçe. Başbakanlıkta olağanüstü hal komisyonu kurulup, inceleme komisyonu kurulduktan sonra da 2000 civarında bir dilekçe verildi. Biz bunları usulü çerçevesinde ilgili birimlere intikal ettiriyoruz. Morbey'in adlı yazılımla suçsuz kişilerin baylok sonuçlarına yönlendirilmesinin tespit edilmesi ve gerekli ayıklama işleminin yapıldığına dile getiren Vali Özkan, Kahramanmaraş'taki duruma yönelik şu bilgileri paylaştı. Morbey'in olarak yansıyan listenin içinde olan bizim ilimize de o listeler gönderildi. Aşağı yukarı 95 civarında sanırım. Bunların içinde tutuklu olanlara hemen bakıldı. 9 kişi. Sadece bu konudan dolayı bir mağduriyeti, tutuklama kararı bayloktan dolayıysa bu Morbey'in uygulamasının da kapsamı içinde olan 9 kişi vardı. 9'u da tahliye edildi. Yeni kanun hükmünde kararname ile tekrar uzatılma kararı alınan OHAL uygulaması ile ilgili de konuşan Vali Özkan, OHAL'in vatandaşı kısıtlayıcı hiçbir yaptırımının olmadığını belirtti. OHAL aslında devletin kendi içindeki bu muzur manileri defretmek içindir. Bu vatandaşın aleyhine devletin içine sızmış olan bu militanları tespit edip def etmek için kullanılıyor. Yoksa vatandaş açısından vatandaşın daha özgür kılmak için. Vatandaşı kısıtlayıcı bir şey oldu mu hiç Sayın Valim o halle ilgili? Vatandaşı yani siz sokaktasınız. Mesela yani, vatandaşa hiç yansıyan bir şey var mı o halle ilgili? Bana yansıyan bir şey olmadı. Belki vatandaşa ben basarım diye hadi diyelim ama sanıyoruz WhatsApp'tan da yazabilirler. Ben o halden dolayı şundan kısıtlandım. Dediğiniz konu varsa Sayın Seyirciler siz de paylaşın. Bildiğimiz kadarıyla vatandaş yansıyan hiçbir bölümü yok o halin. O hal uygulamaları tabii dediğim gibi bu kamu kurum ve kuruluşlarına girmiş. Özellikle Fethullahçı unsurların bizim bölgede temizlenmesine yarayan bir şey. FETÖ ile mücadelede devlet mekanizmasının işleyişine yönelik de bilgi aktaran Vali Özkan şöyle konuştu. Yani şöyle siz gazeteci olarak, televizyoncu olarak şöyle şeylerle tabii karşılaşabiliyorsunuz. Biz karşılaşabiliyoruz ya da bize gelip söylüyor. Arasında siyasi rekabet, ekonomik rekabette olan iki kişi, ikisi de gelip biri birilerini FETÖ'cülükle elinde hiçbir delil olmadığı halde, hiçbir bilgisi olmadığı halde soyut bir şekilde suçlayabiliyorlar. Aslında araştırıyorsun ikisinin de ilgisi yok. Ama ikisinin de birbirini suçluyorlar. Bu çok kötü bir şey. Bir, bunun stratejisini kripto FETÖ'cüler oluşturuyor. Herkesi birbirine düşürmek için o rekabet, aralarında rekabet olanların özellikle onlara malzeme atarak, yem atarak bundan kesinlikle uzak durmak önemli FETÖ ile mücadele açısından. Devleti bırakmak istiyorlar sanıyorum Sayın Valim. İşte devlet suçsuz insanları da alıyor algısını yaratmak için. Aynen. İkincisi bu işin yani finans ayağı önemli. Finans ayağıyla ilgili devletimiz, adli makamlarımız, kolluk bilimlerimiz, Maraş, Kahramanmaraş ilimizde elinden gelen önemli hassasiyetle gereğini yapıyordur.
O noktada insanlarımız müşteri olsun. Bunların kalbini sıkıştıracak ekonomik gücünü, gücüyle ilgili sonuna kadar üstüne gitti, gidiliyor. Orada müşteri olursun. Herkes şundan emin olsun ki kim olursa olsun bu örgütle, bu örgütün çerçevesi içinde suç işlemişse bütün insanlar kanununda eşit bir şekilde muameleye tabi tutulacak. Ha, bir yerde gözden kaçmış olabilir bir husus, bir kişiyle ilgili, bir kurumla ilgili. Eninden sonunda yani kolluktan geçse savcılıkta, savcılıktan geçse mahkemede onlar mutlaka o olmasa itirazlarla birisi haksızlığa uğramış ya da birisi hak ettiği cezayı almamışsa o mekanizmalar etkin bir şekilde çalışıyor.